Hep arkadaşlar, bugünkü dersimizde kuadratik formülün çıkartılışından bahsedeceğiz. Kuadratik formül dediğimiz formül nedir? İkinci dereceden bir bilmeyenli bir denklemin köklerini bulmak için kullandığımız yöntemdir. Ax kare artı b eksi artı c eşittir 0. İkinci dereceden bir denklem. Burada a, b, c birer reel sayı ve a 0'dan farklı. Bu durumda arkadaşlar b kare eksi 4ac negatif olmamak üzere bu denklemin köklerini x1 eşittir eksi b artı kök içinde b kare eksi 4ac bölü 2a ve eksi b eksi kök içinde b kare eksi 4ac bölü 2a şeklinde buluyorduk. Peki bu formül nereden geliyor? Hemen bunu gösterelim. Yani matematikte formüller arkadaşlar gökten zembille inmez. Rüyanızda görmezsiniz. İlham gelmez. Şiir yazıyormuşsunuz gibi. Doğal olarak bunların bir çıkartılışı var. Onları gördüğünüz zaman da formülü daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Şimdi ilk olarak ax kare artı bx artı c eşittir 0 ifadesini tam kareye tamamlayacağız. Bunun için de yapacağımız bazı işlemler var. Birinci işlemimiz bu eşitliğin her iki tarafını a'ya bölmek, a sayısına bölmek olacak. A sayısı 0'dan farklı bir sayı olduğu için ne yapabiliriz? B eşitliğin her iki tarafını a sayısına bölebiliriz ve böldüğümüz zaman elde edeceğimiz eşitlik bir önceki eşitlikle denk olacaktır. Şurada tabii bir tane de x'imiz var, onu yazmayı unutmuşuz. Daha sonra bu eşitliğin her iki tarafından ne çıkartacağız? C bölü a sayısını çıkartacağız. Gene biliyorsunuz bir eşitliğin her iki tarafından aynı sayı çıkartılabilir. Elde edeceğiniz yeni eşitlik bir önceki eşitlikle denk olur. Şimdi elde ettiğimiz eşitlik ne oldu? X kare artı b bölü a x eşittir eksi c bölü a. Ben bunu bir tam kareye benzetmek istiyorum. Soldaki ifadeyi bir tam kareye dönüştürmek istiyorum. Peki tam kare nedir derseniz hemen gösterelim. Mesela x artı 2'nin parantez karesine bakalım. X artı 2'nin parantez karesi nedir? Bir tam karedir. Alalım karesini. X'in karesi artı 2 çarpı x çarpı 2 artı 2'nin parantez karesi. Yani x kare artı 4x artı 4. Bir başka örnek. x eksi 5'in parantez karesi, o da x'in karesi artı 2 çarpı x çarpı eksi 5 artı eksi 5'in parantez karesi, yani x kare eksi 10x artı 25. Şimdi burada şunu gözlemliyoruz arkadaşlar. Bizde x kare var, b bölü ax var ama bir değil mi? 4x ile bağlantısı olan o bağlantının ne olduğunu şimdi söyleyeceğim. Böyle bir tam bir sayının tam karesi eksik. Peki bu 4 aslında dikkat edersek neyin karesi? 4x'in karesi kaç? 4. Bunun yarısı ne? 2. 2'nin karesi. Burada 25 var. 25 neyin karesi? Eksi 10 var x'in karesi. Eksi 10'un yarısı ne? Eksi 5. Eksi 5'in karesi. Demek ki ben x kare artı b bölü ax ifadesini tam kare dönüştürmek istersem b bölü a'nın yarısının karesini, yani b bölü 2a'nın karesini ne yapmak zorundayım? Eklemek zorundayım. Peki b bölü 2a'nın karesini eklediğim zaman eşitliğin değişmemesi için, yeni bir eşitlik elde etmemek için aynı zamanda eklediğim bu sayıyı ne yapmak zorundayım? Çıkartmak zorundayım. Aksi takdirde yepyeni farklı bir denklem elde ederim. Pekala, şimdi bakın x kare artı b bölü ax artı b bölü 2a'nın parantez karesi, bu bir tam kare olacak ve bu tam karede nasıl yazacağım? X artı b bölü 2a'nın parantez karesi şeklinde yazacağım. Evet, bir yanında eksi b kare bölü 4a'nın karesi vardı. O da eksi c bölü a'ya eşitti. Şimdi bu eşitliğin her iki tarafını arkadaşlar, şöyle ben de aşağı indireceğim.
iki tarafına ne ekleyeceğim? X artı b bölü 2 a'nın parantez karesi vardı. Eksi b kare bölü 4 a'nın karesi. Bu sayıyı b kare bölü 4 a'nın karesinin eşitliğinin her iki tarafına ekliyorum. Ve sadece solda bir tam kare kalsın istiyorum. Yani burada eşitliğin sol tarafında x artı b bölü 2 a'nın parantez karesi kalacak. Sol tarafta ise eksi c bölü a ile b kare bölü 4 a'nın karesi yer alacak. Şimdi arkadaşlar sağ tarafta payda eşitleyeceğim. Bunun eksi c bölü a'nın paydasını 4 a ile eşitleyeceğim. Diğerinin paydasını ise 1 ile eşitleyeceğim. Ve elde edeceğim ifade ne olacak? X artı b bölü 2 a'nın parantez karesi eşittir. Eksi 4 çarpı a çarpı c artı b'nin karesi bölü 4 a'nın karesi veya şöyle yazabiliriz onu. B kare eksi 4 ac bölü 4 a'nın karesi elde edeceğiz. Karşımızda böyle bir denklem var. Yani denklemimiz şu. X artı b bölü 2 a'nın parantez karesi eşittir. B kare eksi 4 ac bölü 4 a'nın karesi. Bu eşitliği çözmek için her iki tarafın karekökünü almak zorundayız. Her iki tarafın karekökünü almak zorundayız arkadaşlar. Karekök içerisinde b'nin karesi eksi 4 ac bölü 4 a'nın karesi. Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Burada şöyle bir not düşelim. Not düşelim. Karekök içerisinde y'nin karesi mutlak değer y'ye eşittir. Ve mutlak değer y'ye eşitse de bu ya y olarak çıkar ya da eksi y olarak çıkar. Neye bağlı olarak? Y'nin sıfırdan büyük veya eşit veya y'nin sıfırdan küçük olmasına bağlı olarak. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Doğal olarak x artı b bölü 2 a'nın karesi kökün dışına çıkarken mutlak değer içerisinde x artı b bölü 2 a olarak çıkacak. O da eşittir. B kare eksi 4 a c bölü 4 a'nın karesi olacak. Ve buradan da x artı bunun sonucu x artı b bölü 2 a eşittir artı eksi kök içinde b kare eksi 4 a c bölü 4 a kare olacak. Diyeceksiniz ki hocam bir tane de karekök içerisinde 4 a kare var. Yani ben bu ifadeyi şöyle de yazabilir diyeceksiniz. B bölü 2 a eşittir artı ve eksi başta yazalım. Şöyle yazalım. Evet, artı eksi b kare eksi 4 ac'nin kare kökü bölü kök içinde 4 a'nın karesi. 4 kök içinde 4 a'nın karesi de arkadaşlar gene mutlak değer içerisinde 2 a'ya eşittir. Bu da ya 2 a olarak çıkar ya da eksi 2 a olarak çıkar. Sonuç olarak o da artı veya eksi şeklinde olacağı için şu öndeki işaretlerde bir farklılık söz konusu olmayacak. X artı b bölü 2 a eşittir artı eksi kök içinde b kare eksi 4 a c bölü 2 a elde etmiş olacağız. X'i tek başına bırakmak için eşitliğin her iki tarafına b bölü 2 a'yı çıkartıyoruz. Ve çıkarttığımız zaman artı eksi kök içinde b kare eksi 4 ac bölü 2 a ve eksi b bölü 2 a oldu. Bunu da düzenleyelim. X eşittir. Bakın aynı paydada da yazabilirim bunları. İkisi de aynı 2 a paydasına sahipler. Eksi b artı eksi kök içerisinde b kare eksi 4 ac bölü 2 a şeklinde yazmış oluyoruz. Tabii ki burada neyi söylemekte fayda var yine? B kare eksi 4 ac'nin
sıfırdan büyük veya eşit olması gerekiyor ki karekök içerisinde b kare eksi 4ac ne olsun? Bunun bir reel sayı olması söz konusu olsun. Aksi takdirde eğer b kare eksi 4ac sıfırdan büyük veya eşit olmazsa o zaman bu bir karekökü bir reel sayı olmayacaktır. Böylelikle biz neyi ispatlamış olduk veya göstermiş olduk? Kuantitik formülün nasıl çıkartıldığını göstermiş olduk arkadaşlar. Bu da ekstra bir bilgi olarak size vermek istediğimiz bir neydi? Konuydu. Çünkü bazı şeyleri ezberden yapıyoruz ama bunların nereden geldiğini, nasıl elde edildiğini bilmek de önem arz ediyor. Matematiği anlamak ve algılamak için vaktinizi ayırıp dersimi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere diyerek dersimi sonlandırıyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.